Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu biliyorsunuz son günlerde Türkiye'de yeni bir tartışma açıldı. Cumhurbaşkanının Kur'an'a dönülmesi, Kur'an'a uygun sünnetin de alınmasını öngören bir konuşması vardı. Bir de dün Başbakan müftülere ve Diyanet mensuplarına çok özenle seçilmiş kelimelerle hitap etti. İslam alemini bu hale düşüren İslam anlayışından artık silkinmemiz gerektiğini, doğru dini öğrenmemiz gerektiğini söyledi. Bu belki benim anlayışıma göre ya da bilgilerime göre diyeyim çok uzun asırlardır İslam aleminde bir ilk gibi gözüküyor. İnşallah büyük bir sıçrayışın habercisi olur. Şimdi burada bizi tanıyanlar çok iyi bilir ki biz hiçbir zaman sözü söyleyene bakmayız. Söze bakarız. Sözü Cumhurbaşkanı söylese de, başkası da söylese de doğruysa doğru, yanlışsa yanlış. Yine çok iyi bilirsiniz ki Cumhurbaşkanının, başbakanın daha önce yanlış gördüğümüz görüşleriyle ilgili hem derslerimizde konuşmuşuzdur hem de Açık mektup yayınlamışızdır. Bizim sitemizde bunları bulabilirsiniz. Dolayısıyla bazıları gibi işte efendim e, yetkili bir kişi konuştu diye onu destekliyor şeklinde herhalde herhangi bir cümle kimsenin aklına gelmez. Bu önemli bir <laughs> sıçrayışın başlangıcı ve inşallah ciddi bir çalışma yapılırsa ki işte Diyanet Akademisinden bahsediyordu dün Başbakan. İçeriği çok güzel bir şekilde belirlenirse hem İslam alemi için mevcut sıkıntılardan silkinme hem de bütün dünya için çağımızın e, bu haberleşme ve iletişim araçlarını kullanarak Allah'ın kitabının tebliğ konusunda çok iyi bir başlangıç olur. Çok iyi bir hedefe doğru yürüyüş olur inşallah. Şimdi <laughs> onun için bugün konu olarak Kur'an ışığında hadislerin değerlendirilmesi şeklinde bir konuyu seçtik. Tabi Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğu konusunda kimsenin şüphesi yok. Her Müslüman buna inanıyor. Müslüman olmayanlar da Müslümanların hiç vazgeçmediği kitabın Kur'an olduğu konusunda ittifak halinde. Dolayısıyla Kur'an evrensel bir başvuru kaynağı olarak kabul ediliyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri hadis olarak bize geliyor. Az önce ben kendi kendime düşündüm. İşte Başbakan'ın bazı cümlelerini tekrarlayayım dedim yanlış olabilir. Bak dün dikkatle dinlememe rağmen bugün takım yanlış cümleler kullanabilirim. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlememiş olan kişilerin ya da dinlemiş olan kişilerin başkalarına aktardıkları iki üç asır sonra nasıl doğru olarak bize kadar gelmiş olacak? Şimdi bize Arap diliyle gelen indirildiği kelimelerle aynen intikal eden tek kitap var o da Kur'an-ı Kerim. Yani bu kit bu kitabın kelimelerinde herhangi bir değişiklik olmadığı konusunda herkesin ittifakı var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen sözlerin tamamının anlam olarak bize intikal ettiği konusunda da ittifak vardır. Yani şimdi mesela bunun içerisinde su var. Ee, bu kapta bir başka şekil alır, bir başka kapta başka şekil alır. Ama dilden dile naklettikçe içine başka şeyler karışabilir. Başka kelimeler, başka cümleler karışabilir. O bakımdan her şeyin Kur'an ışığında değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü vazgeçilmez olan tek kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Biz de biz şunu biliyoruz. <laughs> Biliyorsunuz Allahü Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman meleklere Adem'e secde edin dedi. iblis etmedi. Sonra iblis Allah'tan kıyamete kadar Allah tarafından kovuldu bulunduğu yerden. Kıyamete kadar yaşama hakkı alınca şöyle demişti. Ee, Araf suresinin 16. ayetinde le aqudenne lehum sıratekel müstakim. Onlar için kesinlikle senin doğru yolunun üstünde oturacağım. İblis nerede otururmuş? Doğru yolda değil mi? Yanlış yolda İblis'i aramanın bir anlamı yok. Ondan sonra ne diyor? ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اِيمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Yani onları nasıl yanıltabileceksem yanıltacağım. Doğru yolun üstünde oturacak. Doğru yolun üstünde iblis sıfatıyla oturursa doğru yolda olan birisi onu kabul eder mi? İblis olduğunu bilse asla kabul etmez. O zaman ne nasıl gözükecek? Bir alim gibi gözükecek, değil mi? Bir e, efendim sağlam bir din adamı gibi gözükecek ve dini kelimeleri kullanarak işte aslında sen öyle diyorsun ama öyle değil, şöyledir diyecek. Sağlam ve la tecidü şakirin. Göreceksin onlar çoğusu şakir. Yani görevlerini tam yapamaya, yapmayacaklar. Yanlış yapacaklar. Şimdi peki bu doğru yolun üstünde olanların en doğru olanları kimler? Yani doğru yolun üstünde oldukları kesin olanlar. Allah'ın nebileri değil mi? Peki doğru yolun üstünde olan nebiler istisna edildi mi az önceki ayette? Yok. Onun için bakın Hac suresinin 52. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيِّنْ Senden önce bir Resul, bir Nebi gö göndermedik ki, görevlendirmedik ki İlla, iza temenna bir şeyi kurguladığı zaman elka şeytani fi umniyetihi şeytan onun kurgusunun içine bir vesvese katmış olmaz O zaman iblis Allah'ın Nebilerine yaklaşıyor muymuş? Çünkü doğru yolda olanlar esasen o onlar yani asıl o. onun arkasından gidenler de aynıdır. Tabii ki Muhammed Ali sallam da buna dahildir. Peki Feyensehullahu mayul yulqiş şeytan. Arkasından Allah şeytanın attığı vesveseyi giderir. Niye? Hemen çünkü şeyde messehum taifun min eşşeytan tezekkerû diye ayet var ya. Yani şeytandan bir bir vesvese gelirse Hemen Allah'ın ayetlerini hatırlarlar. Ondan sonra devamı <gülüyor> ne? Feydahu <laughs> mubsirun. <laughs> Bakarsınız ki ger gerçeği görmüştür. Yani hangi ayet o? Şey yaptım mı? Neyse bulduğun zaman şey yaparız. Şimdi Allah'ın nebileri, rasulleri herhangi bir şeyi düşündükleri zaman Allah mutlaka onların düşüncelerine ne yapıyormuş? Şey, e, iblis onların düşüncelerine ne yapıyormuş? Vesvese sokuştu. Mutlaka oluyormuş yani. Çünkü doğru yolda ya onlar. Arkasından bunlar hemen şey, çünkü şeytanın bir vesvesesi olduğu zaman insanda rahatsızlık doğurur. Neden? Çünkü kişinin doğal yapısına ters düşer o. Oradan hemen düşünür. Ayet aklına gelir. Ha, hemen vazgeçerler. Bakarsın ki gerçeği görmüşler. Onu bırakırlar. Şimdi Allah'ın nebileri böyleyse tabi iblisi gözleriyle görüyor değiller ki bir vesvese. Kendilerine bir ses geliyor. Peki Allah'ın rasullerine, nebilerine ki bütün nebileri Allah kitab indirdiğini hikmet indirdiğini söylüyor. Peki bu nebilere kitabın indirilişi nasıl olmalı? Yani öyle bir şekilde olmalı ki değil mi? Bu nebiler araya şeytanın girmediği konusunda emin olmalılar. Şimdi bu ayette iblis mutlaka vesvese sokar diyor ya Allah. Şeytan mutlaka vesvese sokar ya. Ondan emin olmaları lazım. Şimdi ondan dolayı da Allahü Teala nebi rasullerine nebi her nebi rasuldur aynı zamanda. Ne demek rasulle nebi arasında fark var biliyorsunuz. Rasul mesajın kendisine ve mesajı taşıyan kişiye verilen addır. Her nebiye kitap indirildiğine göre o kitabın adı ne olur aynı zamanda kitabına da rasul olur. Çünkü Arap dilinde birinci anlamı o. O kitabı insanlara anlatan kişi de Rasul olur. Ama o kitap kendisine indirilen kişi hem Nebi hem Rasuldür. O, ki, o, o Rasulün, o Nebi'nin dışında yani o kitap indirilmeden birisi bu kitabı götürür insanlara aynen doğru bir şekilde anlatırsa bu Rasulü, bu, bu Rasulü onlara ulaştırmış olur. Yani kitabı onlara ulaştırmış olur. Şimdi burada Cin suresinin 26. ayetinde Allah şöyle diyor. Cin suresi Kur'an-ı Kerim'in 72. suresidir. Diyor ki: Alimul gayb. Allah bütün gaybı bilir. Gayb var olan ama duyu organlarından uzak olan şey demektir. Mesela ben şu anda ayağımda ayakkabım ayakkabım var ama siz göremiyorsunuz. Ben ayakkabımı biliyorum ama siz bilmiyorsunuz. Yani nasıl bir ayakkabı olduğunu falan. Var olan ama duy organlarından uzak olan şeye kayıp denir. Allah bütün gayipleri bilir. <laughs> Ondan sonra فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدَ Allah kendi gaybını hiç kimseye açmaz. Mesela levh-i ki Allah'ın kitabı vardır. Saklı bir levhada. Onu kimseye açmaz. İlla men irtada min rasul. Ancak razı, razı olduğu rasul hariç. Tabi bu nebi olan rasul mecburen. Fe innehu yani şimdi doğru yolun üstünde olduğu zaman iblis ne yapıyordu? Mutlaka bir vesvese şey yapıyor. Evet. fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi rasada o vahiy geldiği zaman Allah o nebinin önüne arkasına çevresine gözcüler diker yani koruma çemberi oluşturur meleklerden niye oluşturur? li aleme o nebi bilsin ki yani demek ki ona ona da Cenab-ı Hak hissettiriyor ya da gösteriyor. Çünkü melekler insanlara gözükebilir. Ee, Kur'an-ı Kerim'de işte Lut aleyhisselam'ın İbrahim aleyhisselam'ın görüştüğü meleklerden bahsedilir. Meryem valide'mizin görüştüğü melekten bahsedilir. Ee, li alem'e o nebi bilsin ki, o Resul bilsin ki. En kad eblagü risalati rabbihim. Bu gelen melekler ki elçiliği getiren meleğin adı neydi? Cebrail Aleyhisselam. Ama Cebrail ile beraber bir melek ordusu geliyor. Önce çevrede ciddi bir tedbir alıyorlar, sonra Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ama onlar hep birlikte geldiği için hepsi tebliğ etmiş gibi de düşünülebilir. En kad eblagü risalati rabbihim. Bunlar Rablerinin gönderdiği risaleleri tebliğ etmişlerdir. Risale yani rasullük bilgisi. Yani rasulleri demek lazım bugünkü Türkçe'de. Yani Allah'ın gö gönderdiği ayetleri tebliğ etmişlerdir. Çünkü şeyin iblisin yaklaşam yaklaşmayacağından emin oluyor. Ve ahata bimaledeyhim onların getirdiklerini tam olarak kuşatsın o nebi. Çünkü sağdan soldan bir şey girmeyince bir vesvese falan çok rahat bir şekilde ona odaklanabilir. Ve ahsa kulle şeyin adede her şeyi tek tek kavrasın. Tek tek. Herhangi bir şüphesi kalmasın. Şimdi böyle bir ortamda o gelen kişi gelenlerin melek olduğunu, getirilenin de Allah'ın kelamı olduğunu o resul kesin olarak kavrar. Ondan dolayı ilk inanan kişi kimdir? Resulü amener rasulü. Bakara 285. Rasul inandı ve önce o in o inanacak ki anlatsın, Yanmadan olmaz ki. Şimdi <laughs> durum böyleyken bakın Allah melekle gönderdiği şeye çok dikkat edelim lütfen. Cebrail Aleyhisselam'la göndermiş olduğu vahiy, vahyi ne yapıyor? Melek ordusuyla e, güvenli halde koruma altına alıyor. Ve Resulullah da ya bütün Resuller de, gelenin Allah'ın ayeti olduğunda herhangi bir şüphe edecek durumda olmuyorlar. Peki şimdi <laughs> bizde şöyle bir şey var. Bu vahiy tamam. Kur'an-ı Kerim. Ama bir de başka vahiyden bahsedilir. Vahiy metludan bahsedilir değil mi? Vahiy gayrimetluğun böyle bir melek aracılığıyla geldiğini söyleyen var mı? Ama aslında bakın hani geleneksel yapının ciddi manada bozulduğunu her defasında tekrarlıyoruz. Şu okuduğum ayetlere doğru anlam veren ve tam doğru değil. Birazcık doğru anlam veren bir tek mukatil bin Süleyman'ı bulmuştuk değil mi? Yani şeylerden, müfessirlerden. Eskilerden. Yani onu ben hatırlamıyorum da Fatih Hoca çalışmıştı sanırım. Doğru ben geçen de bulmuştum da. Yani ismini öyle hatırlıyorum. Meallerde yok. O zaman. Yok, mealler hiçbirinde yok. Tefsirlerde de yok. Mukatil bin Süleyman ilk müfessirlerdendir. Ve Arap dili açısından da başka anlam verme imkanı da yok ama maalesef. Neyse, o şey e, ayrıntıya girmeden devam edelim. Allah sadece gönderdiği ayetlerle ilgili böyle bir şey yapıyor. Peki şeyin e, ayet dışında aklına gelen şeylerin vesvese mi yoksa Allah'ın e, ya da, da meleklerin bir e, şeyim ilhamı mı olduğunu bir Rasul nasıl anlayabilir? O konuda bizden bir farkı var mı? Ama maalesef bakın bizim geleneksel yapıda Rasul ve Nebi kavramları karıştırılmış. Allahü Teala'nın En'am en suresine bildirdiği gibi o e, nübüvveti öldürmüşlerdir. Yani 19. ayetten sayfa sonunda kaçıncı ayeti bir baksana. Yani ve yaktulûne nebiyyine bi hak. Enam'da mı? Ali İmran. Ali İmran'da. Ali İmran 19'un devamı. Nebileri 21. 21. ayet. Nebileri şey yapar, e, haksız yeri öldürürler ifadesi var. Muhammed Aleyhisselam son nebi olduğuna göre nebileri öldürürler ifadesi ne olur? Nebiliği öldürürler olur değil mi? Çünkü de artık Nebi gelmeyecek. İşte maalesef bizim geleneksel yapıda Nebilik öldürülmüş. Rasul Nebi yerine konmuş. Yani Rasul e, Arap dilinde birinci anlamı kitap olmasına rağmen bu tamamen unutulmuş. Yani sözlük, bugünkü sözlüklerde açın bakın göreceksiniz birinci anlamı zaten ayette de geçildi Risalet diye geçti zaten. Risalet o rasullük görevi manasına da gelir. O getirilen şey olduğu o, da olur. Yani cin suresinde okuduğumuz. Ve rasule itaat Allah'a itaattir. Tabi rasul Kur'an-ı Kerim olduğuna göre Allah'ın benden ne istediğini nereden öğreneceğim? Kur'an'dan başka bir yer var mı? Ama şeyler hani doğru yolun üstünde oturan iblis, sağdan girer, soldan girer falan. Bir de biz bir, çok iyi biliyoruz Kur'an-ı Kerim'den Yahudi alimlerinin Müslüman kılığına girerek Resulullah hayattayken Kur'an-ı Kerim'i tahrif etmeye çalıştıklarını ki bu Bakara 75 ve devamı ayetlerde var. Ondan sonra, bu adamlar herhalde ondan sonra vazifeden ayrılmış değildir. Resulullah hayattayken bunu yapan daha sonra yapmaz mı? Resulullah hayattayken Resulullah'ın hayran kaldığı münafıkların olduğunu münafıkun suresinden de öğreniyoruz. Peki ondan sonra bu münafıklar devre dışı mı kaldılar? Ya da iblis artık doğru yolun üstünde oturmuyor mu? Onun için bütün bunlar unutularak daha sonra demek ki bir iblis vesvesesiyle bu, bu tür insanların saptırmasıyla Müslümanlar ayetlerde çok ciddi anlamda anlam kayması yaşamışlar ki az önce e, Cin suresinin son ayetlerinde yaşandığı gibi bakıyorsunuz ki şey yapıyorlar bu Necim suresinin üçüncü ayetini alıyorlar üçüncü ve dördüncü ayetlerini ve ma yantiku anil heve inhu illa vahyu yuha Muhammed kendi arzusuyla konuşmaz ancak bu ona yapılan vahidir. Şimdi başında da şu var. ve mi ida hava işte yükselirken ya da batarken her ki anlamda verilebilir. O o o yıldıza o o yıldız hakkı için Ma zalla sahibi kumağa va sizin arkadaşınız yoldan çıkmadı. Şimdi Mekkeliler bakıyor ya bu Muhammed hiç böyle şeyler konuşmazdı şimdiye kadar. Bu nereden çıktı ya? Şimdiye kadar ondan hiç duymadığımız şeyi duyuyoruz. İşte diyor ki allah Teala kendi arzusuyla konuşmaz. Bunun yaptığı kendine yapılan vahiydir. Vahiy de nasıl geliyordu? Meleklerin koruması altında. Şimdi peki bir de vahyin öğretilmesi de var. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Bakara suresi 151. ayetinde var. Kitabı ı hikmeti Resulullah o insanlara öğretiyor. Öğretme, bak vahiy almak başka, öğrenme başka bir fiildir değil mi? Şimdi bu kitabı aldınız, okumasını bildiniz. Bir de öğrenme meselesi var. Öğreten kim? Allemehu şedidul kuvve. O çok kuvvetli olan onu, onu öğretmiştir. Hem kitabı hem de kitaptan hüküm çıkarma işini. Şimdi daha önce buradan anlatmıştım ama kısaca tekrarlayayım. Medine-i son gidişimde orada Abdülaziz el-Bukhari yani Buharalı bir alim vardır. O, o, o bölgelerde doğmuş büyümüş. Ee, çok tanınmış bir kişidir. Ee, İslam Üniversitesinde hocalık yapıyordu. Kuba Mescidinde Cuma hutbesi okuyordu. Hali okuyor mu bilmiyorum çünkü uzun zaman oldu gitmeyeli. Hadis konusunda bunlar çok uzman kişilerdir. Bir akşam Mescid-i Nebevi'nin yakında yanlış hatırlamıyorsam Türkistanların vakfı olacaktı yani öyle şey yapma orada üniversiteden hocaların da katıldığı bir konuşma şey yapıyoruz. İşte dedi ki Resulullah'ın bütün sözleri ona yapılan vahidir dedi. "Delil ne?" dedim. Bu ayeti okudu. İşte kendi kendiliğinden konuşmaz. Onun konuştuğu kendisine yapılan vahidir. E, devamını bir okur musun?" dedim. Allemuhu şehidül kova onu ona şedidül kuvva öğretmiştir. Şedidül kuvva kimdir dedim? O diğer hocalar da burada dinliyorlar. Yani güçlü olan kim? Sonra diyor, zumir refesse ve hu bilfuqilala sema dena Bu Cebrail Aleyhisselam'ın ilk vahiy getirişini anlatıyor. Şedidül kuvva Cebrail Aleyhisselam'dır görünce hani çünkü Cebrail'in öğrettiğine e, Kur'an deniyor ama vahiy gayrimettuva Cebrail getirmiştir diyen yok değil mi? Öyle, bir şey, öyle bir şey, Söylüyorlar yine yani haberler Cebrail vasıtasıyla geliyor da ama onu söyle şey, bunlar yani ulema ya bu şekilde söylemiyor. hani ulema kontrolü falan değil yoksa ulema yani çünkü vahiy, vahiy dedikleri yani içine doğuyor onu. Yok yine Cebrail getiriyor. Mi getiriyor mi? E tabi o şimdi Tahrim suresinin ilgili ayetleri anlatılırken ha, arkası, hani Resulullah ha, bu haber uydurma, veren Cebrail uydurmaları, uydurmaları oluyor tabi. Neyse. Şimdi bunları kendisine gösterince adam böyle bir irkildi, şaşırdı. Sonra birkaç konu söyledi. Ne dediyse bir ayet okudum. Ondan sonra dedi ki Abdülaziz Bey lütfen burada kalalım dedi. Bu kompütür patlayacak dedi. Konuşamıyor çünkü. Çünkü bizim geleneksel yapıda düşünme ve sorgulama yoktur. Kabul etme vardır. Şimdi böyle olduğu için bakın <laughs> Resulullah'a mesela Kur'an sünnet bütünlüğü açısından olayı değerlendirelim ve şeyi açalım ee, bir örnek üzerinde duralım Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir vahiy geliyor mu yani şey, şeyin dışında Kur'an-ı Kerim'in dışında vahiy geliyor mu yani söylediği kendiliğinden konuşmaz söylediği ona gelen vahiden başkası değildir diye. Bak bu Nisa suresinin 176. ayetini örnek göstereyim. Burada Allahü Teala şöyle diyor. Yesleftunek Ya Muhammed senden fetva istiyorlar. Fetva bir konuda güçlü görüş demektir. Mesela Arapça Arapçada feta genç erkeğe, fethat, genç kıza verilir. En güçlü dönemi. Onun için fetva çok güçlü bir görüş anlamına gelir. Sağlam bir görüş. Senden sağlam bir görüş istiyorlar. Bunun Kur'an-ı Kerim'de diğer adı da hikmettir. Bakın. اللّٰهُ yuftiyukum fi'l-kelale. Onlara de ki: Kelale konusundaki fetvayı size Allah veriyor. Yani şimdi bu ayet anlattıklarının tamamı Kur'an-ı Kerim'den anlaşılacak şeydir ama Allah ben veriyorum diyor, sen değil. İçine vahiy ediyor olsaydı böyle bir şey der miydi? Devam ediyoruz. Diyor ki, اِنِمْ e ru'un heleke, Bak, fil kelale. Bu çok zor bir konudur, matematiktir. Matematiğe herkesin ilgisi yoktur, biz biliyoruz yani. Çok az kişi ilgi duyar ama yine en azından ilgi duyanların çok iyi kavrayacağı şekilde anlatmaya çalışayım. Şimdi bu Nisa suresinin 12. ayetinde kelaleden bahsediliyor. Yani Arap dili bilenler için orada elif lamsız yani İngilizce'de dı kelimesi vardır ya böyle belirli hale getiren o elif lam onun, o, ona benzer şeyde ya da Fransızca'da le gibi. Evet. Şimdi burada Nisa suresi 11. ayetinde 12. ayet ediyor ki Allahü Teala ve in kana raculun yurisu kalalatan ev kendisine mirasçı olan yani miras bırakan kadın ya da erkek kelale olursa kelale annesi veya babası ya da her ikisi olmayan ve çocuğu da olmayan kişi demektir. Yani birisi ölüyor, annesi hayatta değil, Anne hayatta değilse anne tarafından kelale. Çocuğu da yani çocuğu olmayan biri söylüyor da anne hayatta değilse annesi tarafından kelale. Çocuğu olmayan biri söylüp babası tarafı babası hayatta ise babası tarafından kelale. An şey, yok hayatta değilse babası tarafından kelale. Anne ve baba da yoksa her ikisi taraftan kelale. Çocuğu da yok. Anne, baba veya ikisinden biri yok. Şimdi burada kelaleten derken annesim yok, babasım yok anlatılmıyor. Tamam mı? Diyor ki birisi ölen kelali olursa onun bir, bir, erkek ya da kız kardeşi olursa her birine mirasın altıda biri verilir. Peki. Bak. Kelale anne sormayan mı, baba sormayan mı, erkek sormayan mı? Bir açıklama yok. Bir e bir verdik ona. Gerisini kime vereceğiz? Bir kardeşi var hayatta. Hani eşi alır, varsa alır o ayrı bir konu ama eşinin alacağı kısım bellidir zaten. Peki altıda birini verdik. Gerisini kime vereceğiz? Değil mi? Soru değil mi? Ondan sonra da diyor ki فَاِنْكَانُ اَكْتَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَا Kardeşleri birden fazlaysa üçte birine ortaktırlar. Kız erkek ayrımı yok. Üçte birini alıyor. İki tane bir erkek bir kız kardeş varsa üçte birini alır. İki kız kardeş varsa yine üçte birini alır. Yani birden fazla diyelim, iki demeyelim. Birden fazla erkek kız kardeş varsa hepsi de üçte birini alır. Tamam, üçte birini al. Üçte ikisi kime verilecek? Soru değil mi bu? Buradaki sonra bu kelalenin kimden yana olduğu belli değil ki. Ama bunun üzerinde düşünen bir kişi çok rahatlıkla anlar. 11. ayette birlikte düşünen çok rahatlıkla anlar da. Şimdi 11. ayete baktığınız zaman altıda birlik pay annenin. Üçte birlik pay da annenin. Ondan sonra Allahü Teala payları belirlerken ölene hangisinin daha çok faydalı olduğu esasını kullandığını söylüyor. Bir insanın ana bir kardeşleri başka ailenin çocuğudur. Ama baba bir kardeşleri ya da ana baba bir kardeşleri o ailenin çocuğudur. Sadece baba bir diyelim. Baba bir kardeşleri o ailenin çocuğudur. Ana bir kardeşleri başka ailenin çocuğudur. Dolayısıyla ona ana bir kardeş, baba bir kardeş kadar fayda sağlama, sağlayamayacağı için onu kadar miras, miras alamaz. Bunu düşündüğünüz zaman ortaya çıkarabilirsiniz de bir de orada kız erkek ayrımına lüzum yok. Mesela kızın miras erkekten daha azdır. Niye? Çünkü kız ömrünün yarısından azını baba evinde çok çok çoğunu da kocasının evinde geçirir. Fayda temeline göre Cenab-ı hak belirliyor bunu. O da oradan da payını alır e, mehir yoluyla. Şimdi e, şey de bakın, ister istemez soru soracaksınız. Ya tamam üçte bir ya da en fazla üçte iki kelale. Ya Resulallah bu burada ne anlatılıyor? Hangi kelale? Anası olmayan mı? Babası olmayan mı? Anası babası olmayan mı? Şimdi düşündüğün zaman anlarsın da diyor ki Kulillahu yuftiyukum fil kelale. Kelale konusunda de ki size fetvayı Allah veriyor. Niye verdiğini biraz sonra göreceğiz. Arkasından diyor ki inimruun heleke. Bir kişi öldü. Fil kelale derken o kelale. İngilizceden dı gibi düşünün. O kelale yani. Orada anlatılan kelale. Orada eksik kalan kısmı konuza fetvayı Allah veriyor. İn imruun heleke leyse lehu veledun ve lehu uhtun terek Bir kişi ölür. Çocuğu olmaz. Bir kız kardeşi olursa malının yarısı onundur. Aa, burada malının yarısı. Öbürde bir kız kardeşi altıda bir. Ha, o zaman demek ki bu baba bir, o, o ana birdi, bu baba bir. Ondan sonra فَاِنْكَانَ تَسْنَتَيْنِ فَلَهُمَّ اَثْتُلُّ min مِنْ مَا Kız kardeşler iki tane olursa mirasın üçte ikisini alırlar. E tamam. Bütün aldılar. O üçte bir öbürler aldı. O zaman de, demek ki öbürler ana bir kardeşler. Bunlar baba bir kardeşler. Ve inkanu ihveten ricalen ve nisaen fe lizzekeri mitrul Ama bunlar erkekli kızlı kardeşlerse, erkekler kız kızın iki katı alır. Çünkü erkek o aileyi devam ettiriyor, kız gidip başka aileye devam ettiriyor. Ondan sonra asıl konu şu. Yübeyyinullahu lekum. Bunu size Allah açıklıyor. Bak sana sordu, Fetva sana soruldu. Yani bu fetva ayrıca ayet indirmeye gerek yok. Bunu öbürünü iyice düşünürseniz çıkarırsınız ama yübeyinu allahu lekum en yanılırsınız diye. Fetva kime soruldu? Resulullah. Cevabı kim verdi? Allah. Yanılan kim olur? Resulullah. Niye çoğul ver dedi? Çünkü Allah ne, ne diyordu Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarmanın yolu neydi? siz kökünü söküyorsunuz. <laughs> <laughs> yani tabii bunun bir ekip çalışmasıyla yapılması evet, ekip gerekiyor. Ekip çalışması olduğunu Fussilet suresinde Allah belirtiyor. Evet, Ve Rasulullah de وَشَاوِرْهُمْ fil Emr e, e, ayetiyle A Ali İmran'da onlarla birlikte her konuyu onlarla birlikte müşavere et diye emir alıyor. Dolayısıyla entadillu dendiği zaman yanılırsınız. Yani siz ekip çalışması yapsanız bile bunun hesabında yanılabilirsiniz. Peki Allah'ın Allah, Allah vahiy ediyorsa yanılma söz konusu olur mu? Olmaz. Peki o zaman vahiy gayri mektub var mıymış? Yok. Olmaz yani. İşte bu bu vahiy gayri mektub meselesi çok ciddi bir savrulma konusudur. Yani olmadığı son derece bunun onlarca örneğini verebiliriz Kur'an-ı Kerim'den ama bu konuya bakışın nasıl olduğunu bir Yahya'dan dinleyelim. Evet şimdi Hani herkes matematiğe ilgi duymaz dedi hocam. Onların içinde yani baş köşede ben kendimi konumlandırıyorum. O yüzden hani bir an önce buradan kaçmak istiyorum şu kelale konusunda <laughs> Anlaşılması zor bir mesele olduğu İstersen için. Bir, bir cümle evet. daha ilave edeyim buraya da. Yine bununla mı alakalı? Yine bir yok. Sadece <laughs> bir cümle. Madem sen kaç kaçarken hiç olmazsa aklında olsun. Şimdi maalesef kelale konusu bütün mezhepler tarafından ihmal edilmiş ve o kelale konusu ihmal edildiği için Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters dede mahrumluğu diye bir şey ortaya çıkarılmış. Onu da bırakın öz kardeşler miras alamazken anaya da ana bir kardeşe de miras vererek yani tamamen miras hukukunu tarumar etmişlerdir mezhepler. Böyle acayip bir hale getirmişlerdir gerçekten. İşte bu savrulma böyle inşallah yani bir milletin aklı başına gelir de düzelir. Evet. Evet konu aslında tabii üst başlık olarak Kur'an sünnet birlikteliği olacak ama alt başlık olarak hani gündemde Hadislerin neye göre sahih kabulüp edilmeyeceği meselesi. Yani bir açıklama yapıldı. Dendi ki hani hadisler konusunda şöyle böyle diyenler var ama önemli değil. Bir hadis eğer Kur'an'a uygunsa bizim için o başımızın tacıdır diye. Biz buna yürekten katılıyoruz. Bu doğrudur. Kur'an-ı Kerim'e uygunsa bir hadis onunla amel edilir. Şimdi başka bir mevzu. Hadislerle amel edilir mi edilmez mi? Biz onu geçmiş Sayı hadis nedir, ne değildir oraya gelmiş bulunuyoruz. Öbür konuyla e, işimiz yok. Şimdi bir hadisin Kur'an-ı Kerim'e bakılarak sahih veya e, zayıf olduğuna karar verme konusu bugün itibariyle birçok ilahiyat fakültesinde kesinlikle kabul edilmeyecek bir husustur. Ne demek hadisi Kur'an'a arz etmek? Bu kabul edilmez. Çünkü yöntemini bilemezler de orada. Evet, yani hem o hem de e, işte çeşitli buna karşı bir gerekçeleri var böyle olmamasına dair. Bir tanesi biraz önce sizin aktarmaya çalıştığınızdı. Hadisler de birer vahiy ürünü olarak kabul edildiği için Kur'an vahiydir. Hadisler de vahiydir. Vahiyler arasında bu tür şeyler olabilir. Yani hadis gelir Kur'an'dan bir şeyi kaldırabilir. Kur'an'da olmayan bir hükmü koyabilir. Kur'an-ı Kerim'i açıklayabilir. Böyle 3 dört farklı görev yüklendiği için e diyor ki sen bunu buna arz ettiğin zaman arada bir çelişki olduğunu göreceksin. Hadisi yok sayacaksın. Olmaz. Hadis diyor gelir ondaki hükmü kaldırabilir. Dolayısıyla diyor böyle bir şey yanlış. İkincisi hadi diyelim ki buna diyor izin verdi. Kim yapacak Kur'an'a bu arzı? Yetkisiz insanların eline falan düşerse bu maazallah din elden gider. Allah Allah. Böyle deniyor. Sanki gitmemiş de. Evet, bir üçüncü çekince noktası da şudur. Denir ki siz eğer bu hadisler konusunda bir takım böyle şüpheler uyandırırsanız bu yarın Kur'an'ın da sorgulanmasına yol açar. Niye? Çünkü biz Kur'an'ı o hadisleri rivayet eden kişilerin rivayetiyle öğrendik. Aynen bu mantık vardır. Peki o zaman ben Yani sonra... burada Buhari var. Burada Müslim var. Buhari ve Müslim'deki hadisleri rivayet eden işte başında yazıyor. An şu an bu şundan o bundan o bundan denilen şahıslar Kur'an'ı da bugüne getiren şahıslardır. Siz eğer onlara karşı olumsuz bir şey söylerseniz o olumsuzluk yarın öbür gün gelir Kur'an'a dayanır. Birileri de çıkar der ki ha o adamlar güvensizse bu Kur'an da güvensizdir. Kalırsınız o, o ortada. O zaman sana ben bir şey sorayım kısaca bak. Şimdi çocuklukta bize ne öğretler? Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına ben şahidim. Tamam. Ondaki his, herkes şahittir. Onu yeryüzünde ateistim diyen de çok iyi bilir ki Allah'tan başka ilah yok. Yani çevresini gözlemleyerek, kendi içini gözlemleyerek bu sonuca var. Onda problem yok. Herkes kendi kanaatiyle. Peki Muhammed Allah'ın elçisidir. Elçi ne demek? Kitap getiren kişi. Bu kitap olmasa Muhammed Aleyhisselam elçi diyebilir miyiz? Neye göre öğreniriz? Yok bir dakika evet. ya, ilçi diyebilir yani, miyiz? Diyemeyiz. Ha. Peki bu kitabın Allah'ın kitabı olmadı, olduğunu biz nereden bileceğiz? Hı. Falan adam filan adam söyledi diye ben Hı. eşhedü diyebilir miyim? Olur mu öyle? Eşhedü ne yani. demek? Ben şahidim demektir. Hı. Böyle bir şey olur mu? Yani biz bu rivayetlere dayanarak mı Kur'an-ı Kerim'i kabul etmişiz? Kabul ediyoruz. Yani imanımız de, buraya mı dayanıyor? Böyle bizim? bir iman olmaz çok çürük bir temel. O yüzden bunun üstüne durmaya gerek yok aslında. Yok bir dakika bunu bitireyim. Bak böyle bir iman. Belki ben hadi sen ilim adamısın. Şunu biliyorsun. Bu... Ya kardeşim Avrupa'da hiç şey yapmamış bir kişiye ben bu Kur'an'ı gösteriyorum. Şey de oldu. Moskova'da o şey pardon Kazan'da oldu. Kazan'da değil. E, şeyde Kazakistan'ın başkenti e, Almatı'da oldu. Yok Astana daha sonra başkenti. Eskiden Almatı'ydı. Ha birisi geldi ben bu Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu nereden Hı -hı. bileceğim? Siz iddia. Tamam dedim al kardeşim oku. Eğer buradaki sözleri bir insan yazabiliyor diyorsan inanma. Sonra baktı şaşırdı Allah, Allah gerçekten. Ya, tamam. O kadar kardeşim sen kendin şimdi şu bir elman yiyorsun bu Allah'ın yarattığını nereden biliyorsun? Ulan kardeşim ben mi anlatacağım onu Allah'ın yarattığını? Sen bir ısır anlarsın Allah'ın yarattığını. O kadar. Evet. Evet. Şimdi bu her ne kadar böyle olsa da günümüzde hani dediğimiz gibi karşı çıkılır buna. Yani hadisleri Kur'an-ı Kerim'e arz edemeyiz. Çünkü böyle bir şey bizi çok yanlış sonuçlara götürür. Fakat geçmişte bunun gayet canlı uygulanmış örneklerini görüyoruz. Yani fukahadan özellikle Hanefi mezhebinin kurucusu olarak kabul edilen Ebu Hanife, İmam-ı Azam olarak bilinen Ebu Hanife'nin örnekleri mevcut hem bir yardımcı bir kaynak olsun hem ayrıntılı bilgi falan edinmek isteyenler olur diye şöyle bir kitap göstereyim. Hem de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da yayınlanmış İmam Ebu Hanife'nin hadis anlayışı ve Hanefi mezhebin, mezhebinin hadis metodu diye bir doktora tezinin kitaplaştırılmış hali. Gerçekten güzel bir kitap yani hem Ebu Hanife'yi tanımak isteyenler hem de onun hangi usule göre hareket edip ne gibi hükümlere ulaştığını görmek isteyenler buraya bakabilir. Şu açıdan önemli. Buradaki söylenenlerle Hanefi mezhebinin görüşü olarak daha sonra bize gelenler arasında bazı tutarsızlıklar görülüyor. Yani Ebu Hanife başka bir şey demiş, mezhepte farklı bir görüş oluşmuş olabiliyor ve çoğun bu çoğunluğu oluşturuyor her zaman için. Çoğunlukla yani böyle. Bakıyorsunuz usul güzel. Ebu Hanife'nin koyduğu prensip harika. Göreceğiz biraz sonra. Ama uygulamaya geçtiğinde o farklı yerlere varmış. Bunun bir sebebi şu, Ebu Hanife'nin kendi yazdığı bir kitap bugüne kadar ulaşmamış. Ulaştığı iddia edilen bir takım eserler var. Onlarda geçen bu rivayetlerden birkaç tane bir şey aktaracağım. Bir bakın ki ne kadar güzel şeyler. Diğer görüşler Ebu Hanife'nin talebeleri tarafından duyulup daha sonra kitaplaştırılmış. Ondan sonra gelenler de imam bunu demek istemiş diyerek onun detaylandırılmış şekli öyle demiş mi dememiş mi Allah bilir. Şimdi bu Ebu Hanife'nin bir e, hükümle amel edeceği zaman, karşısına bir hadis, bir rivayet geldiği zaman onu değerlendirme noktasında birinci dikkat ettiği şey, işte bugün aslında söylenen bu Kur'an'a uygunluk meselesidir. Ebu Hanife bunu ilki olarak ortaya koymuş. Diyor ki bir hadisin sahih olarak kabul edilebilmesi için birinci şart onun Kur'an'a uygun olmasıdır. Kur'an'a aykırıysa biz artık onun senediyle, şunuyla, bunuyla falan uğraşmayız. Bu yani hem bu önümdeki kitap hem de e, bunun dayandığı kaynak sağlam olması açısından buradan bir rivayet aktarayım. Mesela bugün Ebu Davud'da, Tirmizi'de ve İbni Mace'de geçen, evet Tirmizi, Ebu Davud ve İbni Mace'de geçen bir hadis var. Bu halk arasında da oldukça meşhur bir hadistir. Şöyle geçer hadiste. İçki içen bir kimsenin Allah 40 gün süreyle namazlarını kabul etmez. Tövbe ederse kabul eder ama yine içki içmeye dönerse yine 40 gün boyunca namazlarını kabul etmez Allah. Yani kılsın evet. istediği kadar 40 gün boş. Ne yapsa nafile. Peki şimdi bakın. Evet Ebu Hanife hayattayken henüz Tirmizi, i̇bn Mace, Buhari, Müslim falan yoktu. Onu bir ifade edelim ama hadisler neticede var. Buhari'de değil de bir başka kişinin ağzındaydı bu hadisler. Bu bilindiği için gelip İmam-ı Azam'a bu soruyu soruyorlar. Bu gerçekten böyle mi? Yani bir adam 40 içki içerse 40 gün namazı boşa mı gider? Ebu Hanife durun bakalım önce şunun bir senedine bakalım kim kimden duymuş, onun bir araştırmasını yapalım. Acaba o duyulan ravi adil bir ravi mi, işte akıllı mı, şu mu bu mu falan. Elimizdeki esere göre hiç bu tür şeylerle uğraşmıyor. Diyor ki bir. Ya bir dakika zaten nasıl uğraşabilirsin ki? Sen kendin çok güvendiğin bir kişinin güven, güvenilmez bir adam olduğunu yıllar sonra öğren, görmüyor musun? Resulullah'ın çok beğendiği kişinin münafık olduğu Kur'an-ı Kerim'den ayet inmeseydi bilebilir miydi? Sen bir insana bakarak bu kararı kim verebilir? Evet. evet. diyor ki biz bir defa böyle bir rivayetin sahip olmadığını direkt Kur'an-ı Kerim'den öğrenebiliyoruz. Yani bir yanlış bir iş yapılıyor içki içmek 40 gün süreyle insanın ameli boşa çıkartıyor. Bu olabilir mi? Direkt diyor Kur'an-ı Kerim'e bir bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda da bizim karşımıza yapılan iyilikleri boşa çıkaracak olan günahların Allah tarafından açıklandığı söyleniyor diyor. Hangi günahı yaparsan işlediğin sevaplar yok olur. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda karşımıza diyor Maide suresinin 5. ayeti çıkıyor. Orada da Allah buyuruyor ki ve men yekfur bil imani fakat habit amelu. Hani kim imanını görmezlikten gelirse yani müminken artık kafir olursa fakat habit üstünü örterse, örterse üstünü onun bundan vardır. önce yaptıkları bütün ameller yok olur gider. Yani amelleri yok edecek olan birinci derecede ki günah şirktir diyor. Bu adam içki içmekle müşrik mi olmuş? Yok. Demek ki diyor böyle bir şey olamaz. İki. Bir de şey ya, müşrik olsaydı Allah der miydi ki sarhoş olduğunuz zaman namaza yaklaşmayın. Evet. Tevbe edin, müslüman olun nasıl yaklaşın derdi değil mi? Evet. İkinci olarak da diyor Yine Bakara suresinin 264. ayetinde Cenab-ı Hak bir yanlıştan bahsediyor. O da diyor bir insan bir insana iyilik yapmış sonra iki devir geliyor onun başına kakıyor. Allah diyor ki işte la tubtilu sadakatikum bil menni vel Yaptığınız iyilikleri sürekli karşı tarafa başına kakarak eziyet ederek iptal etmeyin boşa çıkarmayın. Yani ne kadar büyük iyilik yapmış olursan ol bu şekilde bir davranış yaptın mı önceki yaptığını ne yapar? yok eder gider. Aynı ayetin devamında bir de riyadan bahsediyor Allah. Riya için insanlar görsün diye amel edersen o amel ne olur? Yok olur gider. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman diyor şirk başa kalkma ve riya haricinde hiçbir amelin daha önce yapılmış olan ve ondan sonra yapılacak olan amelleri boşa çıkarmayacağını görüyoruz. Peki bir insan içki içtiğinde diyor Ebu Hanife onun günahı hanesine yazılır. Ama ondan sonra yapacağı bütün ibadetlerde artı olarak bu sefer sevaphanesine yazılır. Niçin bir günah diğer bütün sevapları yok etsin götürsün? Resulullah'ın diyor böyle bir şey söylemesi mümkün değildir. Ve buna da dair birkaç tane ayet gösteriyor. Mesela Bakara <laughs> suresi 285. ayet işte Amine Resulü olarak çoğumuzun bildiği. lehama kesebet ve aleyha mektesebet. İnsanın diyor kendi kazandığı iyilikler lehine yaptığı kötülükler de aleyhinedir. Yani hiçbiri bir diğerinin sahasına girmez. İçki içiyorsa haram, namaz kılıyorsa sevap ve farz görevini yerine getirir bu kişi. Bu kadar yani yaptığı boşa çıkamaz. Buna dair birçok e, ayeti de delil göstererek bu rivayeti reddediyor. Başka bir zaman başka bir rivayet söyleniyor. Bu sefer zina ile alakalı olarak diyorlar ki işte bir rivayet geçiyor. Yine bugün itibariyle Ebu Davud'a ve de geçiyor. Rivayet şöyle bir mümin zina ederse başından gömleğinin çıkarıldığı gibi imanı da çıkarılır. Yani Müslüman o şekilde zina ederken Müslüman değildir. Kafir olarak zina ediyordur orada. Bu rivayete ne diyorsun diyor Ebu Hanife'ye. Eğer diyor evet dersen kabul edersen büyük günah işleyenin kafir olduğu görüşünü kabul edeceksin. Şimdiye kadar söylediklerine ters düşersin. Hayır dersen aynı bugünkü gibi seni hadise muhalefet etmekle suçlarlar canın yanar diyor. Seç seçebildiğin hadi diyor şimdi bu rivayete söyle bir şey. Onu dersen böyle yaparlar bunu dersen böyle yaparlar. Ebu Hanife de diyor ki bir. Bir defa size hadis diye söylenilen şeyin doğru olmayacağını sayı olmayacağını söylemeniz Resulullah'ı tekzip etmeniz manasına gelmez. Niye? Çünkü biz bugünden onu Resulullah'ın ağzından, Nebimizin ağzından çıktığı şekilde duymuyoruz. Resulullah'ı yalanlamak demek onun sözünü duyup hayır böyle değildir demekle olur. Ama bugün bize onun rivayet ettiği şey söyleniyor. Yani Resulullah böyle demiştir diye birileri söylüyor. Ben onun hayır Resulullah böyle söylememiştir dersem onu yalanlarım. Resulullah'ı yalanlamam. O yüzden diyor bir hadisi değerlendirme dışı bırakmak Resulullah'a karşı çıkmak manasına gelmez. Güzel bir cevap mı? Güzel bir cevap değil mi? Yani bugün de ya siz niye bu hadise bakmıyorsunuz? Bir saniye. Resulullah'ın ağzından mı duydun sen bu hadisi? Öyle söylediği rivayet ediliyor sadece. Yüzde yüz böyle mi? Bunun garantisini onlar da vermiyorlar. Hayır. O yüzden ufak bir şey olsun diye söyleyeyim. Mesela Cuma hutbelerini hatırlarsanız eğer Cuma hutbesinde imam ayet okuduğu zaman ayetten sonra sadakallahu lazim der. Hadis okuduktan sonra ne der? <Sessizlik> eh, fi sadaka Rasulullah fi ma kal ev kemâ kâl der. Çok önemli bir ayrıntıdır. Farkına varmadan aslında büyük bir şey ifşa ediyorlar. Sadakallahu lazim ne demek? Hani Allah büyük azim olan Allah kesin olarak doğru söylemiştir. Çünkü bu ayet bize Allah'ın sözü olarak geldi Başımız gözünün üstüne. Sadaka Resulullah evet hadisini söyledikten sonra Resulullah da doğru söylemiştir. Nerede fi makal bu sözünde ev ya da kemakal söylemiş olabileceği bu sözünde. Çünkü öyle söylediği kesin değil. Öyle olmayabilir de çünkü. Yani biz öyle olduğunu kabul edersek doğru söylemiş. Ama öyle değilse o zaman bu rivayet doğru değil. Haşa Resulullah yalan söylüyor değil. O yüzden hadisin reddi, rivayetin reddi Resul'e muhalefet olarak asla değerlendirilemez. O ravilerden sen çeşitli kriterler belirler. Onların uygun olmadığını söyler. Hadisi değerlenme dışı bırakırsın. Mesela diyor ki kitapta ben ancak... Hz. Peygamber'in sözünü yalanlıyorum diyen kimse ancak yalancı olarak tavsif edilebilir. Fakat kişi ben Hz. Peygamber'in söylediği her şeye iman ederim. Fakat o kötülük yapılmasını söylemez, Kur'an'a muhalefet etmez derse bu söz o kimsenin Hz. Peygamber'i ve Kur'an'ı tasdik etmesi Allah'ın Resulü'nü Kur'an'a muhalefetten tenzih etmesi manasına gelir. Eğer Hz. Peygamber Kur'an'a muhalefet etmiş olsa yani eğer bir hadis Kur'an'a zıt düşüyorsa Resulullah ona muhalif demektir değil mi? Eğer gerçekten öyle söylediyse Resulullah muhalefet etse ve Allah için hak olmayan şeyleri kendiliğinden uydursa ne olur? O zaman diyor Hakka suresinin 45 ila 47. ayetleri devreye girer. Orada Allah ne buyuruyor? Ve lev aleyna eğer bu Resul bize karşı bir takım sözler uyduracak olsa minhu bil yemin o zaman biz onu Kuvvetli bir şekilde yakalar. ثُمَّ لَقَطَعْنَا minhul vetin Ve sonra şah damarını koparır. Yani orada canını alırdık diyor onun. Dolayısıyla diyor Resulullah'ın Kur'an'a muhalif olarak bir şey söylemesi bu ayete göre bir defa zaten mümkün değil. O yüzden diyor yüzde yüz bir şekilde Kur'an'a bir şey aykırı olarak rivayet ediliyorsa biz Resulullah böyle söylemez diyerek o rivayeti bir kenara bırakırız. Yoksa Resulullah söylediği halde kesin olarak bunu devre dışı bırakamayız. Çünkü o öyle söylemez. Bu ikisi çok farklı şeylerdir. O yüzden bakın yani hem Ebu Hanife'nin böyle şeyi var. Bir de Ebu Hanife'nin yine en büyük talebelerinden Ebu Yusuf var biliyorsunuz. Aynı ilke onun da bugün kitabında var. Onun Erret ala siyeril evza'i diye bir kitabı var. Oradan bir alıntı yapmış elimizdeki kitap. Diyor ki Ebu Yusuf aynen şunları not etmiş kitabına. Rivayetler çoğaldıkça yani o gün itibariyle işte onların yaşadığı bölgelerde bugünkü Irak toprakları fıkıh ehlinin bilmediği kitaba ve sünnete uygun olmayan rivayetler ortaya çıkar. Şaz hadislerden sakın yani diğer hadislerle uyuşmayan onlara aykırılık arz eden hadislerden sakın. Hadisçilerin ve fukahanın bildikleriyle kitaba ve sünnete uygun olanları al diğerlerini buna göre değerlendir. Çünkü Kur'an'a muhalif olan Hazreti Peygamber'den rivayet edilmiş dahi olsa ondan değildir. Bitti. Altına imza atmıyor muyuz? Tabi. Değil mi? Yani. Kur'an'a aykırıysa ya Resulullah böyle dedi deseler de ona inanmayın diyor. Çünkü Resulullah öyle demez. Biz onu diyene inanmıyoruz. Resul'e isyan falan etmiyoruz burada. Diyoruz ki Resul böyle bir şey söylemez. Ve kitabı, kitabında kendisi başka rivayetler koyuyor. Ama bunu zayıf falan deyip hepsi eliyorlar. Ama Ebu Yusuf buna inanmış kendi kitabına koymuş. Ne demiş? Resulullah buyurmuş ki ölüm döşeğindeyken ben yalnızca Kur'an'ın haram kıldıklarını haram kılarım. Bakın Kur'an dışı bir haram kılmam demek istiyor. Allah'a yemin ederim ki benim adımı benim adıma beni bahane ederek başka şeylere sarılmasınlar diyor. Yani Allah şunu haram kıldı ama peygamber de bunu haram kıldı diye size bir şey geliyorsa Buna aldanmayın diyor. Bak Ebu Yusuf bunu koymuş. Bu ilkeden yola çıkarak işte diyor ki bir şey Kur'an'a aykırıysa biz onu kabul etmeyiz. Ama bugünkü fıkıh kitaplarında buna aykırı düşen şeyler var. Bunu da söyleyelim. Yani Oo. ifade aykırı bu düş aykırı ama uygulamaya farklı rastlamış. Az. Biz en azından kendi e, kitabındaki olan görüşlerini buraya aktarmış olduk. Daha sonra da bugün hanefilerin çok değer verdiği hem usul hem de furu konusunda işte Serahsi e, vardır. mevsut 30 ciltlik Hanefi fıkıh kitabını kaleme almış. O da aynen şöyle söylüyor. Diyor ki hani bir rivayet koymuş buraya. Rivayetten sonra Allah'ın kitabına muhalif her şart bizim için reddedilmiştir. Çünkü Allah'ın kitabına muhalif olan her hadis merduttur bizim için. Diyor. Reddedilmiştir. Bir şey Allah'ın kitabına muhalifse biz buna bakmayız. Yani birinci prensipleri bunların Kur'an'a uygunluk. Peki başka ne gibi görüşler öne sürmüşler? Bir tane daha örnek vereyim. Yani katılırsınız katılmazsınız ama Kur'an'a aykırı gördüğü için Ebu Hanife bunları değerlendirme dışına koymuş. Bu namazlarda cemaatle namaz kılınırken imamın açıktan okuduğu rekatlar. İşte sabah namazının iki rekatı öyle. Akşamın ve Yatsı'nın iki rekatı imam okuyor. Biz cemaat olarak arkadan dinliyoruz. İmam Fatiha'nın sonuna geldi. Gayril mağdubi aleyhim velad dallin dedikten sonra Türkiye'de hanefilik yaygın olduğu için olmuyor. Ama gerek Hacca ve Umre'ye gitmiş olanlar veya gitmemiş olsanız bile televizyonlardan gördüğünüz kadarıyla imam o dallin dedikten sonra ne oluyor? Bir ortalık amin diye bir inliyor değil mi? Bunun yüksek sesle yapılması gerektiğine dair Buhari'de de hadis var, Müslim'de de hadis var, Tirmizi'de de hepsinde hadis var. Hatta rivayetler diyor ki Resulullah döneminde ashab öyle bir amin derdi ki diyor mescidin duvarları titrerdi. Peki Hanefilikte? Hanefilikte de yüksek sesle amin demek mekruhtur. E şimdi hadis ama mekruh. Niye? Çünkü bu Hanife diyor ki Evet diyor böyle hadisler var var ama Allah da buyuruyor ki Ud'u rabbekum tadarruan ve hufye. Rabbinize yalvara yalvara ama gizlice dua edin. Öyle açıktan yüksek sesle falan değil. Amin demek amin de kendisi de bir dua cümlesidir. Amin dualarımızı kabul et ya Rabbi demektir. O zaman diyor bu ayete uygun olarak bunu da yüksek sesle değil alçak sesle ve içinden herkesin söylemesi gerekir katılır katılmazsınız. Ama o rivayetleri bir köşeye koymasının temel gerekçesine A'raf Suresi'nin bu ayet numarasını da söyleyelim. 50 numaralarda olacak zannedersem. Şuradan hemen bir bakayım. 55. ayeti. Yani A'raf Suresi 55. ayet gereği bugün Buhari'de, Müslim'de şurada burada olan bütün hadisleri bir köşeye koyuyor. Niye? Kur'an'a uygun görmediği için. Demek ki Ebu Hanife'nin sistemine göre bu hadisle amel edilebilmesi için bu ayetin burada olmaması lazımdı. Madem ki bu ayet var o zaman diyor ben o hadislerle amel edemeyeceğim. O zaman biz bugün şimdi ortadan kalkıp Ebu Hanife'ye vay hadis düşmanı falan diyebiliyor muyuz? Demek ki usulüne uygun. İşte diyor ki kitabı uygunsa benim için makbul kitabı uygun değilse benim için bugün itibariyle Buhari'de de geçse Müslim'de de geçse bu amel edilebilecek bir hadis değildir. Yine bizim katılmadığımız bu sefer ki gerekçesini de şimdi kısaca açıklayacağım. Bir olay var. O da namazların birleştirilmesi olayı. Biliyorsunuz diğer üç mezhep yani Şafii Maliki ve Hanbeli mezhebi ve Şia'nın Caferi mezhebi zaten daima kabul eder. Öğlenle ikindi ve akşamda yatsının bazı durumlarda yolculuk bunun birinci sebebidir yolculuk veya bazı sıkıntılı durumlarda öğlen ikindi akşamla yatsını birleştirebileceğini kabul ederler bu mezhepler. Ama Hanefiler kabul etmez. Hanefiliğe göre sadece Arafat'ta ve Müzdelife'de namazlar birleştirilebilir hacda olanlar için. Onun haricinde hani diyelim ki hiç hac, hayatınızda hacca gitmediniz Allah öyle bir imkan vermedi. Hiçbir zaman namazları birleştiremezsiniz Hanefilere göre. Mümkün değil şunla bu sefer ters bir şey söyleyeceğim. Şimdi şu elimizde gördüğünüz kitap Buhari'nin Sahihi, El Camiu Sahih adlı kitabı. Biliyorsunuz Kütübü Sitte denildiği zaman hani 6 meşhur hadis kitabının bir numarası budur. Hatta buna ne derler? Yani yanlış bir tabirdir ama Kur'an'dan sonra en sahih kitap. Yani mukayeseyi Kur'an'la yaparlar. Kendi içerisinde hadis kitapları içinde en sahih dersin başımızın üstüne yeri var. Ayrı mesele. Buhari'nin kitabı. Bir de şurada da bu sefer Müslim var. Sahih-i Müslim. İkinci İkincisi bu da. Yani Buhari, Müslim bunlar en sayı iki hadis kitabı olarak kabul edilir. Ve bu ikisinin ortaklaşa rivayet ettiği hadislere de muttefekun aleyh hadisler denir. Hadis usulünde. Buhari ile Müslim'in ittifak ederek bize aktardıkları rivayetler mütematir rivayetlerden sonra en sağlam kabul edilen rivayetler bu rivayetlerdir. Şimdi bu namazların birleştirilmesi konusunda Buhari'de kitabın ismini de söyleyeyim. Taksiru Salah adlı bir başlık var. Özel bir bölüm namaz kısmında bir alt başlık olarak. Orada tam 6 tane peş peşe hadis var. 6 peş peşe hadis. Öğlenle ikindi akşam ve yatsının Resulullah yolculuk esnasında bu namazları birleştirdiğine dair. Resulullah diyor namazları birleştirirdi. O kadar ki bu sadece şeyi tartışıyor ya birleştirirken kâmet getirilir mi arada ezan okudur mu falan. Yani birleştirilir mi birleştirilmez mi aşmış geçmiş. Acaba nasıl olacak işte ezan okusun mu kâmet getirsin mi onu tartışıyor. Bu 6. Müslim'de de salatul musafirin diye özel bir başlık var yolcu namazı. Orada da birleştirilme ile alakalı iki tane peş peşe bab var ve tam 17 hadis peş peşe. 17 tane hadis var. Yolculukta ve hatta yolcu olunmayan durumlarda Medine'de Resulullah'ın namazları birleştirdiğine dair rivayetler var. Onun haricindeki diğer Ebu Davud, Tirmizi'de falan da var ama 1 ve iki bunlar diye ben sadece bunları seçtim. 17 Müslim'de, 7 tane Buhari'de kaç tane hadis yapar? 23 20. tane hadis namazların birleştirilebileceğini söylerken Hanefilerde namazlar birleştirilmez. Gerekçe nedir? Bak, katılmayacağız. Ama gerekçeleri şudur. Derler ki Nisa suresinin 101. ayetinde, 102. ayetinde, tam 103 de mi? 103. 103. <laughs> ayette, 101, 102, 103 bulduk en sonunda. 103, tamam. 103. ayette Allah Teala buyurmuştur ki: "İnne s-salate kânet alel mu'minîne kitâben mevkûte." Namaz size vakitle sınırlı olarak farz kılınmıştır. Her namazın diyor kendine özel vakti vardır. Dolayısıyla hiçbir namaz diğerinin vaktinde birleştirilemez. Ya 17 tane hadis var. Ya bana ne kardeşim diyor. Ay bu da ayet. Bak kabul edersiniz etmezsiniz. Biz şimdi etmediğimizi hayır, söyleyeceğiz. Metot açısından ha. önemli. Metot açısından önemli. Yani kendisi Kur'an'ı arz ettiği için uyuşturamamış uyuşturamadığı için de amel etmemiş o hadislerle ne kadar çok olursa olsun ve demiş ki namazlar birleştirilemez. Sadece Arafat ve Müzdelife'de niye birleştirilir demiş. Orada da diyor ki hani bu hadislerden ziyade çok mütevatir bir şekilde o uygulama geldiği için artık o kadar da yok diyemeyeceğiz. Orada mecbur birleştirildiğini söylüyoruz. Hani bir çelişki orada zaten geliyor ama tamam hadi onu görmezlikten gelebiliriz. Neticede sayısı Sıhhati senet açısından Hanefiler için bu manada Kur'an'la asla eşit seviyede olamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in subutu her zaman için kat'idir yani kesindir. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğu, Fatiha'sından nasına kadar içine bir nokta olsun insan kelamı katılmadığı kat'i kesindir. Ama hadislerin istedikleri kadar sahih olsun subutları zannidir. Yani zanna dayanır. Resulullah'ın böyle dememiş olma ihtimali de vardır. İşte bu zanni olan hadisler hiçbir zaman kat'i olan Kur'an'ı ortadan kaldıramaz. Böyle bir usul koymuşlar. Biz diyor kat'i olan bu Kur'an varken zanni olan bu tür hadisleri alıp bunun önüne geçirmiyoruz. Yani kısaca zaten şey, evet. Allah da öyle demiyor. Evet, evet İnna olması, olması gereken. Şey ya, zan gerçeğin yerini tutmaz yani. Evet. Hatta Yahya Hoca'ya bir ek yapalım isterseniz. Ee, Resulullah'ın eşi Ay Ayşe validemizin e sahabeye yönelttiği bu hadislerle ilgili rivayetlerle ilgili yönelttiği eleştirilerin toplandığı bir kitap var. Bu Zerkeşi'nin yazmış Hayır, olduğu. Oldukça ee, işte. Bunu da gösterelim sevgili izleyicilerimize. Hı -hı. Bu e hicretten 794 yıl sonra ölmüş. Yani 1392'de ölmüş. Türk asıllı bir Mısırlı alim. Hocam burada 71 meselede e Ayşe validemizin eleştirisi oluyor rivayetlere. Bunlardan 8 tanesini de Kur'an'a arz ederek kendisi yani eşi yanında olduğu halde hani siz girişte dediniz ya biz başbakanın sözlerini dinlediğimiz Hı -hı. halde burada anlatırken yanlış söyleyebiliriz. Aynı şekilde eşi kendisi yanında olup diyor ki ben o söylediğiniz şeyde yanındaydım öyle Hı -hı. değil bak başı var şöyle Hı -hı. söyledi dediği yerde Yine de onu delil kabul etmiyor. Diyor ki bakın şu ayete o kadar basit. E, Aykırıdır diyerek Hı. söylüyor. İşte burada e, bu 8 tane şey var. İşte bu bahsettiğimde uğursuzluk üç şeylidir diye Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir şey var. Ona karşı çıkarak diyor ki orada cümlenin başı var. Siz orayı duymamışsınız. Fakat devamında bazı alimler yine diyorlar ki Ayşe tek başına bunu söylüyor. Hazreti Ayşe halbuki Burada çoğunluğu onu bir grup dinlemiştir. Evet. <laughs> e onlar ilk... çoğunluğa uyulur diye. Orada bazı yine... yerlerde şey de var. Ayşe tek ve bir de kadın. Evet. Dolayısıyla <laughs> diyor. Aynen tek öyle. kişinin şahitliğiyle biz bu konularda hani Hazreti Ayşe'ye de katılmadıklarını beyan ediyorlar. Yani. Mesela vakit geçtiği için yani çok evet. fazla vakit almamak için çok kısa olduğu için söyleyeyim. Mut'an ile ilgili bir soru soruyorlar. Ayşe validemiz diyor ki sizinle benim aramda Allah'ın kitabı esastır. Dedikten sonra şu ayeti okuyor. O müminler ki ırzlarını korurlar ancak eşleri yahut sahibi oldukları cariyeleri bunun dışındadır ve bunlar yüzünden kötülenmezler diye ayet okuyarak karşı e, bu şeye karşı çıkıyor. Evet, Ama tabii o ayeti de bu manada okumamıştır. tabii. Tabi, tabi evet. buraya yani bu Burada kitapta o böyle bir böyle Meali, meali, meali bozmuşlar O kitap Zerkeşi'nin kitabı. Tabi, tabi, bir de Türkçe Hayır yani. mealde hata, hata var. Zerkeşi'yle değil. Evet istersen şey yapalım çünkü başka evet, konulara gireceğiz. Çok kısa söyleyeyim o zaman hani bu Nisan suresinin 103. ayeti buradaki hadislerle çelişmiyor. Yani namazların vakitle sınırlandırılmış olması Resulullah'ın zaman zaman yolculukta veya bazı durumlarda namazları birleştirildiği ilkesiyle çelişmez. Niye? Çünkü namaz vakitleri konusunda tabi detaylı olarak ya, konuştuk bizim meseleyi. internet sitemizde de namazların birleştirilmesiyle alakalı yazılarımız var. Kur'an-ı Kerim'e göre öğlenle ikindi ve akşamla yatsı namazlarının vakitlerinde bir ortaklık olduğu net bir şekilde anlatılıyor. Ama diye başı ve sonu belirli olan namazların birleştirilmesi mümkün değil. İşte bu ayet onları söylüyor. Eğer Resulullah Kur'an'a rağmen birleştirme yapacak olsaydı neden ikindiyle akşamı birleştirmedi hiçbir zaman? Ya da sabah namazıyla Neden yani. yatsıyla sabah namazını hiçbir zaman birleştirmedi ve neden sabahla öğlen namazını hiçbir zaman birleştirmedi? Niye? Çünkü ikindinin sonu belli, akşamın başı belli. İşte namaz vakitle sınırlı olarak farz kılınmıştır. Ayetinden dolayı birleştiremedi. Yatsıyla sabah birleştirememesinin sebebi Nisa 103. Sabahla öğleni birleştirememesinin sebebi Nisa 103. Ama Öğle ile ikindi ve akşamla yatsıyı birleştirebilmesinin sebebi de yine ayetler. Çünkü Allah gündüzün iki tarafında diyor. Baş tarafını belirtiyor. Güneşin batıya kaymasından itibaren başla. O andan itibaren herhangi iki bölümde peş başa da olsa kılsanız bu emri yerine getirmiş oluyorsunuz. Gecenin gündüze yakın tarafları diyor. Bir tanesini ayırıyor. Üç tane olması gerekiyor. Bir tanesi ayrıldıktan sonra geriye kalanın da gecenin akşam karanlığın güneşin batımından karanlığın tamamen çökmesine kadar olan kısımda da iki tane kılınacak. Peş peşe de kılsanız ayrı ayrı da kılsanız görevinizi yerine getirmiş oluyorsunuz. Yani bu ayetler o rivayetlerle aslında birebir uyuşuyor. Ama olsun bunu görememiş olabilir adam. Neticede ayeti delil göstererek bunca rivayeti değerlendirme dışı bırakabilmişler. Ve biz kalkıp bugün onlara vay hadis düşmanları, vay hadis inkarcıları diye miyoruz. Evet. Bu peki, kadar. Peki teşekkür ederiz. Sağol. ol. Şimdi Yahya örnek verdi. Ayet-i kerimeleri yanlış değerlendirme sonucu e, hadisleri kabul etmemesinden bahsetti. Tamam ama mantık olarak Kur'an'da olanı kabul ederiz diyor. Şimdi e, dün akşam Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Bey bir canlı yayında ee, namaz vakitleri konusunun tam olarak hükme bağlandığını ifade ederek işte bu işlere karışılmamasını şey yapmış biraz şimdi şeyden ekrandan kendisini dinleyeceğiz şimdi orada şunu net olarak göreceğiz ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleriyle ilgili görüşleri yüzde yüz en küçük şüpheye yer olmayacak şekilde Kur'an'a da hadislere de aykırıdır. Onların tek dayanakları arkalarında devlet olmasıdır. Bir de halkın önünde itibar sahibi olmalarıdır. Şimdi biz kendi şeylerinden göreceğiz. Evet o ekrana getiriyor mu arkadaşlarımız şeyi? <laughs> Efendim şimdi yine başlayacak e, bazı hocalarımız imsak vakti e, şu saatte mi bu saatte mi? Yani Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı var. Yıllardan beri üzerinde e, en azından e, anlaşılmış, e, ittifak sağlanmış bir takvim var. Bu takvime göre milletimiz imsakını da yapsın, iftarını da yapsın. Evet şimdi bakın Diyanet İşleri Başkanlığı her gün yatsı namazını hangi vakitte kıldırıyor? Şimdi ben Diyanet'in mealinden okuyacağım. İsra Suresi 78. ayet. Siz de burada bu gasak kelimesine bir bakabilirseniz evet. eğer İsra Suresi 78. ayet diyor ki güneşin zevalinden öğle vaktinde batıya kaymasından o vakit öğlen namazı vaktidir, değil mi? Öğlen vakti batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar o da son vakit oluyor, değil mi? Gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde parantez koymuş namazı kıl, gecenin karanlığına kadar namazı kıl. O zaman gecenin karanlığı bastırdığı zaman bu ayet yani bu, bu ayete verilen emir bitmiş oluyor, değil mi? Arkasından bir de diyor ki bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir diyor. Bir de sabah namazı. Ondan sonra da diyor ki gecenin bir kısmında da uyanarak gecenin bir kısmında demek ki bu arada bir boş vakit var değil mi? Yani bunda net olarak anlaşılıyor mu? Ha. Şimdi burada gasekul leyl diyor. Gasek kelimesi çok önemli. Gasak bakın en şey e, sözlüktür. Bu e, Osmanlıların en çok güvendiği. Şöyle çok güzel bir sözlüktür. El-Kamusul Muhit. Evet, El-Kamusul Muhit ve şeydir. Şeyin de e, şu anda Kültür Bakanlığı bunu e, bugünkü şeylere çevirdi. Oradan bir gasak okur musun? Evet, hocam. Gasak kelimesine şöyle mana verilmiş. Gecenin iptida karanlığına denir. Heh, gecenin iptida karanlığı. Yani gecenin karanlığının başlangıcına denir. Demek ki gece karanlığın başladığı vakte kadar yastığı ne yapmış olmamız lazım? Kılmış olmamız lazım. Şimdi yine hani en az iki ayette açıklanırdı ya. Şimdi şu Hud suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Hud suresinin 114. ayetine bakalım. Bak yine Diyanet'in mealinden okuyacağım size. Ben şey yapmayacağım. Ey Muhammed gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namazı kıl gecenin gündüze yakın vakitleri vakit yakınlığı neyle belirleyebiliriz Aydınlık değil mi yani buna ne denir alacak karanlık denir değil mi Gece karanlığı başladığı zaman alacak karanlık biter mi biter Karan karanlık karanlığı ilk başlangıcı gece vakitlerinde diyor namazı kıl bir akşamın alacak karanlığı var bir sabahın alacak karanlığı var Peki sabahın alacak karanlığında, Sabahın alacak karanlığına seher denir. Peki seher ne zaman başlarmış? Ya da fecir. Evet aynı. Fecir kelimesi. Önce fecir okuyayım Fecir, fecir oku önce hocam. fecir. Hatta ben geçen... şu şeyden okuyayım. Bak önce Bakara suresinin. Burada ve Kur'an el fecir diye geçti şeyde. İsra 78'de. Bakara suresinin 187. ayetinde de e, oruç tutanlar için ve kulu ve şrabu hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytil esvedi minel fecir diyor yine için fecir tarafından size göre fecir tarafından fecir tarafından fecir ne demek fecir ee, yani sabah yerinin ruşenliğine denir ki sevad leylin ahirinde şemsin ufku meşrikte zahir olan humretinden ibadet ibarettir şafak tabir olunur yani Bak, işte ee, kırmızılık, kızıllık kızıllık yani fecir demek doğu ufkunda doğu ortaya çıkan kızıllık demektir ve iki ayrılır diyor değil mi? Evet e, ve ikidir yani fecir ikidir Fecri kaziptir ki şekli mustatil üzere zuhur eder yani böyle silindirik bir şekilde e, yuvarlak bir şekilde zuhur eder dedikleri e, şey zenebüs sirhan dedikleri budur ve biri ondan sonra zuhur eder ki afaka münteşir olur yani ufka yayılır U, e, ve vakit yani ufuk boyunca yayılır. Evet. Hatta onu da gösterelim arkadaşlar şeyde. E, fecrin evet, ufuk onun da fotoğrafı evet. var. E, o vakitte saime, ekl ve şülb haram olur. Yani oruçluya yeme ve içme yasak olur o vakitte. E, fecri Sadık'ta ve ona Fecri Sadık derler derlerdi. Yani ufuk burada. boyunca ışığın yaygınlaştığı vakit ki sabah namazının başlangıç vaktidir. Bakın Diyanet'in mealinden size okuyayım. Bakara suresi 187. ayete şöyle bir ilgili kısım gör ki şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin için. Burada bir eksiklik hissediyor musun? Sizce yok. Bak. Sizce kelimesini vardı. vardı. Daha önce vardı. Bizimle mücadeleye başladıktan sonra beyler ayetleri değiştirdiler. Bir de Allah'tan korkmadan televizyon ekranlarında neler söylüyorlar. Ya bu efendim daha önemli işler varmış. Peki o zaman iblis Adem'e secde emri aldı. Ya bir daha önemli işler var. Şimdi bunun zamanı mı? Demesi gerekmez miydi? Çok basit bir iş. Ya biz Allah'a akıl mı öğreteceğiz? Siz bugün her gün milyonlarca insana vaktinin dışında namaz kıldırıyorsunuz. Bak az önce şey yaptım. Hatta yine lekum. Ayeti yanlış manalandırıyorsunuz. Sırf diyaneti kurtarmak için. Peki Allah bunu hiç affetmez affeder mi? İşte bakın ekranda görüyorsunuz. Evet. Şimdi bir de belgemiz var tabii. orada ufuk boyunca kızıllığın uzadığını. Bak el fecr. Size göre kesin bir şekilde orta Kur'an el fecr ayette geçiyor. Kur'an da yoğunluk anlamına geliyor. Şimdi burada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şeyinde e, 1982'de yaptığı bir değişiklik vardı. İstersen sen o belgeyi sen evet, senden de var. Ben söyleyeyim de. Tamam. Bakın 1976'da ben İstanbul Müftü Yardımcısı oldum. Fetva'dan sorumlu oldum. Şimdi çocuklarım gayet iyi bilirler yaşı bunun kız yaşı çok ona göre çok küçüktür bu bilmez de kızım. <laughs> Sabahleyin erkenden çıkardım yıllarca araştırma yapardım. Yıllarca çıkardım. Sonra baktım ki bir yanlışlık var. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bildirdim. O zaman Tayyar Altkulaç Diyanet İşleri Başkanı. Benim herhangi bir unvanım yok. 1982 bu belgenin şeyi, tarihi. Herhangi bir unvanım olmadığı için beni Ankara'ya çağırmadılar. Sonra bir değişiklik yaptılar. Orada ne yazıyor o değişiklikte? Bakın. E, 1983 yılı yurt içi Diyanet e, takviminde temkin müddetleri asgariye indirilmiş ve namaz vakitleri gerçek sınırlarına daha da yaklaştırılmıştır. Bak, namaz vakitleri gerçek sınırlarına çekilmiştir demiyor. Dikkat ediyor musun? Yaklaştırılmıştır diyor. Ve bu bu Diyanet'in resmi yazısı. Evet. Evet. Orijinal imzalı 1988. Evet. kaç? 21 Aralık 1988. Ha, niye şimdi konuşuyorsunuz diyorlar ya, Hı, sonra. Bak <laughs> evet. o zaman bu 82'de olanı söylüyor. Şimdi Tayyar Altı Kulaç ben hep takdirle anıyorum bunu. Bana geldi dedi ki Abdülaziz Bey. O zaman beni çağırmadılar. Dedi ki Abdülaziz Bey bu, bu, bu olayım, bu problemin bu kadar büyük olduğunu o zaman bilmiyordum. Gerçekten bilen yoktu işte şeyde işte, Diyanet'te. Bugün de yok açıkça söylüyorum. Varsa çıksınlar konuşalım dedi ki problemin böyle olduğunu bilseydim bu konuyla kesinlikle ilgilenirdim dedi. Görevden ayrıldıktan sonra. Şimdi bakın daha sonra 1988'de e, basında çok ciddi tartışmalar olduğu için Diyanet bu konuyu yeniden ele aldı. Onu isterseniz e, ekranda az önce gösterdiler evet, imzaları yine görebiliriz. Ben görelim onu. göstereyim. O belgeyi. Orada da ben e, ben de çağırdılar. Çağırdılar beni. Ben onlara dedim ki ben sizin bir memurunuz olarak oraya gelmem. Gelirsen bana karşı bir memur gibi davranırsınız ben bunu asla kabul etmem dedim. Çünkü o zaman İstanbul Müftülüğü'ndeyim. Onun için beni İslami İlimler Araştırma Vakfı Genel Sekreteri sıfatıyla bakın o ekranda görüyorsunuz. Benim imzamda İslami İlimler Araştırma Vakfı Genel Sekreteri sıfatıyla çağırdılar. Onun dışında herkes Diyanet'in e, Din İşleri Üçelik Kurulu üyesi, adında da Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Sa Mustafa Sait Yazıcıoğlu'nun imzası da var. O da bu işe ciddiyet değildi Allah razı olsun kendisinden. O da kısa sürede görevden ayrıldı. Ve orada aldığımız kararla 3 yıl Türkiye'nin her tarafında araştırmalar yaptık. Sonra ama o, o çalışmaların hiçbir etkisi olmadı Diyanet'te. Ya kardeşim Bakın biz sizi defalarca davet ettik. Bütün toplantılara. Siz yaptığınız hiçbir toplantıya bizi çağırmadınız. Üstelik de e, Habertürk'te e, gece yayınla bugünkü Dinişleri Yüksek Kurulu Başkanı katıldı ve benimle tartışacağını söyledi. Bakın Habertürk'e gittiğim zaman da burada belki ilk defa açıklayacağım size. Murat Bardakçı bana dedi ki e, Mehmet Görmez telefon açmış. Lütfen bu yayını yapmayın. Çok e, zor duruma düşüyoruz demiş. E ne yapacaksın? Yapacağız. Yaptık. Ne oldu? Tam az önceki resmi e, şeye izleyicilere göstereceğimiz zaman yayın kesildi değil mi? O zamanki şeye bir bakın internetler, internetten e, Murat Bardakçı'nın ne kadar rahatsız olduğunu görürsünüz şeyden yayından. E peki kardeşim biz geçen sene de siz işte biz Beymen Orman neydi? Beymen miydi? Beymen değil. Beynam, Beynam. Beynam ormanlarında biz yaptık dedik. Gittik oraya sizi çağırdık. Niye gelmediniz? Peki madem kendinize güveniyorsunuz. Bakın okuduğumuz ayetlere aykırı. Peki hadislere de aykırı. Sen bir hadisleri bir şey yap. Ha da şu istersen sen kendi önce Diyanet İşleri Başkanlığı'nın evet. ilmi haline aykırı. Şimdi e, İSAM Diyanet İşleri Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi yayınladığı e, İslam il, ilmihal e, var iman ve ibadetler e, cildinde birinci cildinde. Beş vakit namazın vakitleri bölümünde sabah namazının vakti şöyle yazılmış. Fecri sadık sabaha karşı doğu ufkunda tan yeri boyunca genişleyerek yayılan bir aydınlıktır. Bak tan yeri boyunca yani ufuk boyunca genişleyerek yayılan Az evvel bir, bir aydınlık. sözlükteki şeyin tanımının aynısı hocam. Sözlükteki tanımın aynısı evet. Ve gösterdiğimiz resmin aynısı. Evet, peki ve onu, Resulullah zamanında evet, istersen, onların yayınladığı hadis kitabından evet, onu bakın, söylüyor, onların evet. yayın, onu da göster isterseniz, biz ha, hep Diyanet'ten seçtik burada. E, Türkiye Diyanet, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlarından çıkmış Sahih-i Buhari muhtasarı, evet e, bunun da e, ilgili hadisin açıklaması e, şöyle, meali şöyle. E nebi ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını her birimiz yanında oturanı tanıyacak kadar aydınlık olduğu zaman kıldırır. E, bu namazda 60'tan 100 ayete kadar okurdu diye tamam. bir rivayet var. Bak Resulullah'ın mescidinde lamba var mıydı? Bak mescidin içerisindesiniz. Bir camları şey camları var. vardır en fazla pencereleri vardır en fazla. Bak, o mescidin içerisine aydınlık giriyor. Yanlarındaki oturanı tanıyacak hale geliyorlar. Peki şimdi bakın Diyanet'in sabah ezanını okuduğu zaman hiç ufukta bir şey görüyor musunuz? Efendim ya da yassı ezanını okuduğu zaman batı ufkunda hiç aydınlık kalmış oluyor mu? Yassı vakti bittikten sonra yassı ezanını okuyorlar. Ki o saatte yassı namazı asla kılınamaz. Geçmiştir vakit. Sabah namazını da tutup seher vaktinin ilk vaktinde okuyorlar. Seher'in kelime anlamını istersen bir oku. Okuyayım hocam. Yine aynı sözlükte seher kelimesine verilen anlam şu. Bakın sahur ve seher, evet. Temcit yemeğine e, es sahur bu. E, Temcit yemeğine denir ki vakti seherde ekli olan yani seher vaktinde yenilen e, taamdan, yemekten ibarettir denmiş. Seher kelimesine yani de... Seher vaktinde yediğimiz için adına sahur, sahur deniyor tamam evet. mı? Seher kelimesine de şöyle anlam verilmiş. Beyazı galip olan siyaha denir ki akçıl siyah olur. Bak, Bak akçıl siyah yani ne olur? Alaca karanlık değil mi? Vakti Demek merkuma Biz, biz e, Ramazan'da sahur yemeğini yerken ufuk aydınlanmış aydınlanmaya başlamış olması gerekiyor. Zaten burada e, tabip arkadaşlarımız da şey yapmışlardı a, anlatmışlardı. Hep hepiniz bilirsiniz. O saatte vücudunuzun ısısı değişir. Vücut salgı salgılar. Yediğiniz az bir yiyecekle akşama kadar çok rahat yaşarsınız. Ama ondan önce ondan önce vücut dinlenme modunda olduğu için millete ızdıraptır. Efendim başka bir problem kalmadı mı buna? Ya Allah emrediyorsa bunu onu hafife almak kadar günah bir şey yoktur. Bu Cenab-ı Hakk'ın asla affetmeyeceği bir suçtur. Bir Diyanet İşleri Başkanı olarak halkın karşısına çıkıp bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz? Evet. Hocam bir diğer rivayet var. Yine e, Sehl bin Sad radıyallahu anh şöyle söylemiş. Evimde sahuru ederdim de sabah namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılmayı yetiştirebilmek için evimden çıkmakta acele ederdim. Yani süratli bir an evvel yanına yetişmeye çalışırdım. Evet. Yani demek ki e, seher vaktiyle ya yani sahur vaktiyle sabah namazı arasındaki o kısa şeyden bahsediyorum. Evet. Hocam. Zaten bak mesela bizim burada Kitap ve Hikmet dergimizde evet. O 2015'te kaç, 2015 de, tamam mı devam mı diyoruz ya kardeşim. Kusura bakmayın da karşınızda çocuk yok. Hepiniz adınız gibi biliyorsunuz ki Allah'a çok şükür bu konuyu bizden daha iyi bilen kimse yok. Bunu eskiden de biliyordunuz, şimdi de biliyorsunuz. İşte az önce gönderdik 1988'deki şeyi. Ya bunu çok iyi biliyorsunuz. Peki Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırı olduğu da işte kendi meallerinizden kendi ilmi halinizden ve kendi yayınladığınız bu hali şeyinden naklettik. Peki siz hangi yüzde çıkıp da doğru olduğunu söylüyorsunuz diyanetin şeyin namaz vakitlerini? Ya her gün bu kadar milyonlarca insanın namazını batıl etmek basit alınacak bir olay mı? Yani şimdi milyonlarca insanın namazını batıl etmek mi daha ağır günahtır? Yoksa iblisin Adem'e secde etmemesi mi? Hocam bir de diyanete güvenin diyorlar. Şimdi diyanete güvenmek, kendisinin yayınlarına güvenmek mi? Yoksa ekranda yapılan açıklamalara güvenmek mi? yani Hangisi? Onu bilmemiz lazım. Hayır zaten ben şimdi şey unuttum. Şimdi aklıma geldi. Başkanlığın kanununda şu vardır. Halkı e, de, de, İslam dini konusunda doğru bilgilendirmek de kanuni görevleridir. Bu yanlış. Bir, kanuna karşı suçlusunuz. İki, Kur'an'a karşı suçlusunuz. Üç, Resulullah'ın söz ve uygulamalarına karşı suçlusunuz. Dört, astronomi, bilimine karşı suçlusunuz. Beş, kutup bölgesi. Ya kutup bölgesindeki insanlar nedir? Geçen sene şeyi naklettiler bana ee, İsveç'te bizi yakından takip eden bir papazla bir haham Arapça da biliyorlarmış. Açmışlar. Tevrat'ı, İncil'i incelemişler. Bunlar bakıyorlar Kur'an-ı Kerim'de, e Tevrat'ta da, İncil'de de tabi onlarda da Ramazan'da oruç emri var. Aynı şekilde. Zaten Kur'an-ı Kerim'de sizden öncekilere farz kılındığı gibi ifadesi geçiyor Bakara 183'te. Şey, Oradaki din görevlileriyle görüşüyor. Onlar diyorlar ki ya Allah'tan korkun. Güneş batana kadar milleti oruç tutturuyorsunuz. Güneş hangi ayette var? Bakın ayette, Bakara 178 şey İsra 78. ayet de güneşi sadece tepeden batıya kayması ile ilgili olarak anlatıyor. Ama onun dışında Hasakul leyl diyor. Gasak kelimesi hem gecenin karanlığı manası hem de soğuk soğuk vakti manasına olur. Şimdi Allah'a çok şükür tarihte ilk defa kutup bölgesinde defalarca gittik, araştırdık. Onlar da Ramazan boyu gözlem yapmışlar. Ramazan'dan sonra da Svalbard'a gitmişler. Önce bana telefon açtılar. Dediler ki kriterleriniz yüzde yüz doğru. Bak Kur'an'la Tevrat'ı ve İncil'i karşılaştırarak yapmışlar. Ama dediler takvimde yanlışlık var. Sonra Svalbard'a gidip bir hafta doğru araştırma yaptılar. Dediler ki hesabınız da tam doğru çıktı dediler. Şimdi dolayısıyla ya kardeşim bakın bu yaptığınız astronomi bilimine aykırı. Yaptığınız Kur'an'a aykırı, yaptığınız sünnete aykırı, yaptığınız halkı yanlış bilgilendirme ve, ve milyonlarca insanın her, senenin her günü ibadetini vakti dışında yapmasına sebep oluyorsunuz. Sadece Ramazan'da değil ki. Ondan sonra kalkacaksınız, bizi suçlayacaksınız. Ya insan azıcık Allah'tan korkar ya. Azıcık Allah'tan korkar ama inşallah ve gerçekten ben umutlu olarak söylüyorum. E, bu Sayın Cumhurbaşkanının Mehmet Akif Ersoy'un bir şiirinden alıntı yaparak doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı cümlesi arkasından da sünnetin de Kur'an-ı Kerim'e uygunluğu şartıyla ele alınması cümlesi. Sonra Sayın Başbakan'ın dün müftülere yapmış olduğu ve özenle seçilmiş kelimeleri kullanarak söylediği sözler. Bir de Diyanet Akademisi'nin kurulacağı şey eğer gerçekten o kriterler içerisinde bu olursa bir kere çok uzun asırlardan beri İslam dünyasında meydana gelen savrulmaların tamamının düzeltilmesi ki Başbakan bu şekilde bir cümlede kullandı tamamının düzeltilmesi ve Müslümanların yeniden şey yapması, rahatlaması ve İslam'ın bütün dünyaya tebliği e, Tevbe Suresi'nin 33. ayetinde belirtildiği gibi İslam'ın bütün dinler üzerine hakimiyeti mümkün olur. İnşallah o günleri yaşamayı Cenab-ı Hak nasip eder. Hepinize hayırlar ve güzellikler diliyorum.